Bakın, meclis başkan yardımcılarımızdan Ayşenur Hanım Almanya seyahat yapıyor. Almanya seyahatinde çantasını çalıyorlar. Ve tabii pasaportu, kimlik vesaire içinde gidiyor. Büyükelçilikten kendisine geçici bir pasaport alıyor. Ve havalimanında kendisine geçiş izni vermiyorlar. Geçiş izni vermemekte kalmayıp kendisi anlatıyor. Bak ben diyor milletvekiliyim. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısıyım. Alıyorlar. Saatlerce bekletiyorlar. Ya sen teröristi alıyorsun, ülkende misafir ediyorsun. Teröristi alıyorsun, ülkende ağırlıyorsun. Ama bu ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısını ve heyetini orada kapıda saatlerce bekletiyorsun. E şimdi bunlara aynını yapmak gerekmez mi? Ondan sonra Erdoğan oluyor diktatör. Ya sen benim meclis başkan yardımcıma, bir bayan milletvekiline bu tür bir yanlışı yaparsan, senin polisin vesairen bunu yaparsa, ben buna aynısıyla mukabele etmem lazım. Bir defa bütün oradaki personelin kimse neyse bunlara gereğini yapmadığın sürece Türkiye'de buna misliyle mukabele eder, etmek durumundadır. Elli dereden elli türlü su getirirler, bilirim. İşte teröristler cirit atıyor. Hepsi orada. Avrupa ülkelerinde dolaşıyorlar. İsimlerini gönderiyoruz vesaire. Yok. Hala dolaşıyorlar orada. Yani bu terör örgütüydü. Bu terör örgütünün mensuplarını niye ülkenizde dolaştırıyorsunuz? Bunlara niye buralarda bu kadar para toplatıyorsunuz? Ve kendilerine rakamlar veriyorum. İsim vermeyeceğim. Şu ülkede sadece Avrupa'da toplanan 26 milyon avronun sadece bir ülkede 13 milyon avrosu toplanıyor. Bak diyorum bu kadarı sizde toplandı. Ve bu paralar toplanıyor, terörde bunlar kullanılıyor. Yaptıkları bir şey var mı? Yok. Daha başka çok şeyler var. Ama bunları biz anlatmaya devam edeceğiz. İster göndersinler, ister göndermesinler. Biz de kendi stratejimiz neyse, taktiklerimiz neyse bunları oynamaya devam edeceğiz. Elinoğlu binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde operasyon yaparken bize yerinizden sakın kımıldamayın diyenleri, bize bu vatanı çok görenleri kusura bakmayın, buraları onlara dar ederiz. Yok böyle bir şey. Bu milleti siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel özgürlüğünden vazgeçirmek isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Bugün PKK'sıyla, FETÖ'süyle, DAEŞ'iyle, farklı isim ve görünümlerdeki nice ihanet yapısıyla bizi hürriyetimizden etmek isteyenlerin karşısında ecdadımız eğilmemişti. Biz de eğilmeyeceğiz. Çünkü biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda eğiliriz. Secdede diz çökeriz. Bunun dışında asla. Onun dışında ülkemizi ve milletimizi temsil ettiğimiz her yerde dimdik ayakta durur, son neferimize kadar mücadelemizi veririz. Akif ne diyor?
Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. İşte bu anlayışla ülkemizdeki tüm iş adamlarımızı, yatırımcılarımızı, esnafımızı, sanatkarımızı, tüccarımızı harekete geçmeye çağırıyorum. Gelin şu ekonomi çarkına hep birlikte bir ilmi verelim. Piyasadaki durgunluğu başkalarının sona erdirmesini beklemeyelim. İlk can suyunu kendimiz verelim. Hani Anadolu'da tulumba yok mu? Su gelmediği zaman ne yaparız? Tulumbanın içine biraz su dökeriz değil mi? Ondan sonra bakarsınız su gelmeye başlar. Adeta bir can suyudur o. Hah. Şimdi biz de tulumbaya suyu dökelim. Ve ondan sonra da inşallah buradan suyu almaya başlayalım. Herkes bu şekilde davrandığında inanın bana yıl sonuna kalmaz Türkiye yepyeni bir görünüme kavuşur. Her zaman söylüyorum. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki durmak, geride kalmak anlamına dahi gelmiyor. Bugün artık durmak, yok olmakla eşdeğer hale geldi. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyundurup kuramayacaksınız. Ne içerideki ne dışarıdaki gavurlara verilmeyecektir.